Didim Akbük'teyiz. Didim Akbük'teki satılık villaların bence en iyilerinden bir tane evdir, villadır, saraydır. Adına ne dersek diyelim, bu evimiz satılıktır arkadaşlar. Fiyatını hemen söyleyeceğim. Bu yeşil alan, bu nadir olur evlerin önündeki alanlar. Bu yeşil alan evimizin önü arkadaşlar. Evimiz 6 odası, salonu, saunası, kapalı garajı, açık garajı, havuzu vesaire vesaire var. Arsa köşe başıdır. En yakın denize 1,5 kilometre yakınlıktadır arkadaşlar. Arsası 395 metrekare. Fiyatını unutmadan söyleyeyim. 15 milyon 500 bin TL yeni 01 evdir. 15 milyon 500 bin TL yeni 01 ev. Değerli arkadaşlar, havuz, salon bulunduğum konumun altındadır. Birazdan göstereceğiz. Buraya da araç park edebiliriz. Kapalı garajı sona doğru göstereceğiz. Burası teraslarımız. Havuz da bir kademe altta arkadaşlar. Buraya herhalde 2-3 araç konulabilir. Bu tarafa yüzümüzü çevirelim. Net deniz manzarası var. Saunası var ki yukarıda. Saunadan mükemmel bir deniz manzarası var. Bu alanlar, evet bu alanlar işte bu katta, aşağıda da salon, mutfak ve havuz alanı var. Arsa 395 metrekare. Tekrarlayarak söylüyorum ki böyle kaçıranlar olur. Fiyatı 15 milyon 500. 6 oda salon ve mutfağı var arkadaşlar. 6 oda salon ve mutfağı var. Şimdi evimize bir merhaba diyelim. Merhaba evimiz. Merhaba evimiz. Geldik. Burada 2 oda var. Odanın bir tanesine bakınca salon mu diyeceksiniz ki o kadar büyük güzel bir oda. Değerli arkadaşlar, burası vestiyerimiz. Eve girdik. Bu renkleri değiştirebilirsiniz. Yeni sıfır yapılan bir evdir. İşte benim salon olarak tahmin edebileceğiniz bir ebeveyn banyolu odamız burada. Net deniz manzarası var. Buradan böyle tarıya tarıya denize doğru bir git dilerse. Sonra tekrar geri gel. Birinci odayı gösteriyoruz. Bulunduğumuz konumun altı da, yani bu katın altı da salon ve mutfak ve bir de havuz var arkadaşlar. Bu odayı gösterdik. Bu odayı gösteriyoruz. Bir de içindeki banyoyu göstereceğiz. Evet, bir de içindeki banyoyu göstereceğiz. Bu birinci odamız. Kocaman bir oda. Sonra yüzümüzü banyomuza çevirdik. Evet, birinci oda. İçinde bir banyosu var. Taşlar, granitler güzel olmuş. Şimdi ikinci odayı göstereceğiz. Sonra salon ile mutfağa mı insek ya da odaları mı göstersek? Neyse, hele bakalım. Su akar yolunu bulur. Burası ikinci oda arkadaşlar. İşte önünde bahçe var. Diğer taraf net deniz manzaralı. Bu da etti ikinci odamız. Ev güzel mi değil mi nedir? Gelir yerinde görürsünüz arkadaşlar. Hiçbir şey görmeden etmeden uzaktan davulun sesi hoş gelir, nahoş gelir. O yüzden bakıp gördükten sonra daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi dört oda daha göstereceğiz. Yani iki oda gösterdik. Salon ile mutfağa geldik. Sonra yukarıda dört odayı tekrar göstermeye çalışacağız. Ve bu salonu tara, böyle gel, sonra havuz tarafını göstereceğiz. Ondan sonra bekliyor olacağız. Köşe başıdır. Önü park, net deniz manzarası var. 395 metrekare arsası var. Kapalı garajı var, saunası var. Güzel mi? Güzel bir ev. Şimdi yüzümüzü tekrar salondan mutfağa doğru çevirdik. Mutfağı da göstereceğiz. Sonra ön tarafta havuzu vesaire göstereceğiz. Burası da mutfağımız. Mutfak, lake mutfak. Lake mutfak. Burası buzdolabı arkadaşlar. Buzdolabımız bu. Buzdolabı bu. Mikrodalga. Galaksi içinde simli desenler var. Bu da granit. Ocak. Buraya da dablumbaz gelecek. Dolandık. Burayı yıkama yeri. Burası da bulaşık makinesi. Merdivenden birazdan yukarı çıkacağız. Burada bir daha bir banyomuz var. Evet. İki oda, salon, açık mutfak gösterdik. Sonra dört oda daha göstereceğiz. İki terası var, onları göstereceğiz. Salonu göstereceğiz. Kapalı garajı göstereceğiz. Sonra buradayken burayı da gösterelim. Bir dakika. Kış kış dedik. Evet. Kesinlikle buradaki deniz manzarası kapanmaz. Onu da size arz edeyim. Kesinlikle buradaki deniz manzarası kapanmaz. Yapıların son hali. Yapıların son hali. Şimdi evin artıları. Bakın bu taraf komple komple yeşil alan. Burada havuzunuzu kimse görmez. Bakın yani bu havuzu burada kimse olmadığı için kimse sizi görmez. Eğer siz ben biraz rahat konuşuyorum, bağışlayın beni. Siz ta buraya gelseniz, buraya gelseniz o havuzu görürsünüz. Ama bu komşu dilerse buraya, ben olsam ben buraya bir çit çekerim. Sadece bu taraf
adamın komşunun havuzuna bakmayalım isterseniz orayı böyle çimle şey yapabilirsiniz. Biraz kamufle edebilirsiniz. Çimlerde şey böyle takma sökme olur ya, yani gittiğiniz zaman söküp içeri alabilirsiniz. Havuzunuz da bu. Kobrası da orada. Sonra gel babacığım, gel bana doğru. Gel şimdi. Ev güzel yani, güzel. Sonra geldik. Bu da bahçemiz. Bu da bahçemiz. Kapalı garajı göstereceğiz. Evet. O panjur da yok ki orada. Neyse, en sonunda göstereceğiz. Burada da ileride panjurlu bir kapı var. Oradan araç girecek. Ancak bu havuz başından da geri geri gel. Bu kapıdan da müdahale ederiz. Yani işte girsek çıksak oraya. Öyle bir durum da var. Burayı da gösterdik. Dedik havuz özellikle mahremiyet düşünenler için mükemmeldir. Yani havuzda kimse beni görmesin falan şu bu derseniz. O yüzden kimse sizi görmez. Bu da evin tarlası. Diğer tarafta da biraz vardı. Üst tarafta da bir şeyler vardı. Bunlar su giderleri. Sonra panjurlarımız var vesaire vesaire. Sonra bu katta ne vardı? Salon, mutfak, bir banyo. Üst katta zaten girişte neyi göstermiştik? İki oda. Odanın biri ebeveyn banyoluydu. Sonra en üstte, en üstün bir altına, sonra terasları göstereceğiz. Sonra iyice anlatmış olacağız herhalde. Eksik bir şey varsa numaram zaten var. Size zahmet. Abone olursanız mutlu olurum. Abone olursanız mutlu olur. 3-5 kuruş para kazanıyoruz belki YouTube'da. Ve bu katta 1-2-3 oda var. 2 de altta gösterdik. 5. Bir tane yukarıda var. 6. Şimdi koridordan bu banyoyu gösterelim. Bu genel banyo. Bu bizim genel banyomuz arkadaşlar. Hilton dolaplar, işte spotlar vesaire hepsi güzel. Birinci banyoyu burada gösterdik. Şimdiye kadar 3 banyo göstermiş olduk. Sonra geldik bu 3. oda arkadaşlar. 3. oda da bu. Her tarafı deniz manzaralı. Evet, burayı da bir göster. Şöyle bu balkondan böyle denize doğru bir yol alalım. Böyle tarıya tarıya profesyonel olsun. Evet. Şimdi geç böyle denize doğru, tekrar geri gel. Sonra balkonu göstereceğiz. İşte şirin Akbük, güzel Akbük, güzel memleketin böyle manzaralar da var. Sonra 3. odanın bir de balkonu var. Zaten aşağıdaki odalar bahçeye çıkıyordu. Burası da balkon arkadaşlar. Hava almak için. Buradan da bir denize doğru yol al. Buradan da bir denize doğru yol al. Sonra peki bu parkı göster. Bakın arkadaşlar, bu da önümüz park. Yani oradan kimse havuzumuzu görmez. Arayıp bulamadığımız bir ev. Yani arayıp bulamadığımız bir ev. Sonra ne yaptık? 3 oda göstermiş olduk. 3 banyo göstermiş olduk. Sonra geldik. Bu da 4. oda. Bu 4. oda az önce göstermiş olduğumuz balkona yine çıkıyor. O balkon, o oda ile şimdiki odaya ortak. Ya Allah, bismillah. Buraya da geldik. Evet, helikopter mi uçuyor, uçak mı uçuyor, bir şeyler uçuyor. Aha, burası da balkon. Bir daha denize doğru git. Hep denizi böyle şey yapalım. Allah, helikopter ne alçak uçuyor. Nerede can, geri git ben bakayım. Bir dakika. Helikopter. Tamam, helikopteri boş ver. Göremeyecekler. Keşke görseydiler. Neyse, askeri helikopter midir acaba? Özele benziyor. Rengi beyazdır. Ve burası da 4. oda arkadaşlar. Çelik kapıdan girince 2 oda vardı. Birisi ebeveyn banyoluydu. Biri normal oda. Alt katta da salon, mutfak, havuz, etrafında çimen falan vardı. Ve çelik kapı katının üstündeki kata da çıktık. 3 oda bir banyo gösterdik. Bir banyo gösterdik. 3 oda bir banyo, değil mi? Aşağıda biri ebeveyn banyoluydu. Bir de yukarıda sauna vesaire var. Bu da buranın balkonu, böyle çatı da yapmışlar. Aha, burası da böyle. Bir daha bu cepçiyi göster. Yani gerçekten bu arsanın konumu mükemmel. 395 metrekare bu lokasyonda. Yani hani arsa fiyatlarına vakıf olanlar bilir. Ve geldik. Buranın lambası henüz takılmamış. Geldik. Bu da 6. oda. 6. oda da bu. Bu tarafta bir teras var. Bir de bu tarafta var arkadaşlar. Burada da sauna var. Burada da banyosu var.
Bunlar güzel ağaçlarla izolasyonu vesaire yapılmış. Binanın enerji kimlik belgesi var. Yani şey, ısıtma, soğutmaya karşı. Evet, onu da arz edeyim. Ben de kapıyı sağlam, sağlam kapıyı bozacağım, açmayı bilmiyorum. Burası da üçüncü ebeveyn banyolu oda. Yok, ikinci ebeveyn banyolu oda. Toplamında iki tane ebeveyn banyolu oda var. Ve geldik saunamıza. Burası da saunamız arkadaşlar. Sauna da bu. Burası da sauna. Ben oturdum. Bir, iki, üç kişi rahat oturur. Bir de deniz manzaralı bir sauna. Burayı da gösterdik. Sonra bu kapı esinti de çok az. Niye o kapı çarpıyor ki? Neyse, burası da teras. Terasımız da bu. Can tekrar böyle denize doğru böyle git, tekrar geri gel. Böyle sinsi sinsi adamlar var ya, böyle süzüyor adamı. Sen de öyle yap. Heh. Evet. Heh. Burası da böyle. Diğer terası da göstereceğiz. 15.500.000 ilginizi çekerse heybenizi alın gelin. Pahalıysa almayın. İçinize sinmiyorsa almayın. Ondan sonra 3 liralık 5 liralık evler de var. Onu da arz edeyim. Kaç dakikadır? 11. Ve burası da mühterem arkadaşlar. O diğer teras güney cepheliydi. Bu kuzey cepheli. Bu kuzey. Tam zıt kutuplarda. Ha, burası da başka bir teras. Buradan da deniz manzarası var. Can, şöyle buradan da denizi öp. Bir deniz, bir selam sar, sabah olsun yap. Ondan sonra geçelim otoparka. Şimdi bu odanın içinde hem sauna var, hem banyo var. Orada bir teras var, burada bir teras var. Denize 1500 metre yakınlıkta. Fiyatı 15.500.000, arsası 395 metrekare, 6 odası var, salonu, havuzu, işte açık mutfak, bahçeleri, mahçeleri var. Deprem yönetmeliğine uygun dememin sadece reklamdan ibaret olduğunu bilin. Zaten bütün yapılar deprem yönetmeliğine uygundur. O yüzden arkadaşlar bunu da arz ettik, beyan ettik, ettik de ettik. Sonra aheste aheste bülbül heste. Valla biz o diğer tarafta o panjurlu kapıyı biz niye böyle vasıfsız asker gibi cepheye gittik. Anahtarı niye açmadık? Neyse, diğer taraftan göstermiştik. Araba da buradan geliyor, burayla biraz oynamak lazım. Aha, burası da böyle. Şimdi burayı da özetledik. Buradan böyle giriliyor. Yani rahat manevra yapılır. Şimdi buradan niye fazla durmadım? Ev çok güzel ya, orada ufak belki bir oynama operasyonu olacak ya. Biri diyecek garaj olmamış. Ev altın da olsa bir yerde bir şey olunca. Şimdi bugün biri yorum yazmış. Kim yazmış? Adam alamıyor ya. Diyor, Allah sahibine hayırlı etsin. Ya dedim, sen ne zengin bir adamsın. Gönlünüzü insan alamayınca da hayır dilesin. Şimdi biri doktor oluyor, zeki bir adam. O oldu. Biz ancak diyeceğiz, ah iyi ki sen oldun. Biz olamayınca bundan doktor mu olur deriz. Öyle şey olur mu? O yüzden olan alsa iyi olur. 3-4 liralık evler de var. Emin ol, öyle zenginler var ki insana lazım olur. İstihdam yapıyor. Temiz. Bazıları istisna. O yüzden alırsa alır. Yani 15 milyon 500'e de Seferihisar'a bakın. Dikili'ye bakın. Kuşadası'na bakın. Çeşme'ye bakın. Bodrum'a bakın. Fethiye'ye bakın. Alanya'ya bakın. Kıyı kesimlerin hiçbir bu özellikle bir ev bu paraya değil. Onu da söyleyeyim. O yüzden ben korkuyorum böyle çok. Allah'ı pullayın diyecekler, bu ne yapıyor. Ev güzel yani. O yüzden ilginizi çekerse baş göz üstüne beklerim. Bu evin kimliği var. Ekspertiz yapabilirsiniz. Kimse kimseye zorla al demez. Allah kimsenin emeğini boşa götürmesin. Bizi de saygılarımla ilgiler.